Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 oynayacağım arkadaşlar. PES 2021'de ilk maçımı oynayacağım arkadaşlar. Size bazı şeyleri de göstereceğim arkadaşlar. Oyuna geçtiğinde arkadaşlar hepsini anlatacağım arkadaşlar. Bu arada bir ay bilmiyorum video atmadığım için özür dilerim. Telefon bozulmuştu arkadaşlar. Tamire götürmüştük. Hiç olmadı yani, anlamadım. Olmuyordu. Bilmiyorum. Her neyse, yaptık arkadaşlar. Telefonu oldu. Artık videolara tam gaz devam edeceğiz arkadaşlar. Tam videoları atıyorum. Yani hep her gün atacağım diyorum. Olmuyor arkadaşlar. Yani böyle atıyorum, bakıyorum telefon bozuyor. Bir şey oluyor. Donuyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Zaten telefonun markası JD Kore. Samsung JD Kore. Herse arkadaşlar, bunları geçerim arkadaşlar. Videomuza geçebiliriz arkadaşlar. PES 2021 daha yeni çıktı. Dün çıktı arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Başla. Bu arada videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Sizi yakaladım. Sonunda yakaladım. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi videomuza geçtik arkadaşlar. Şöyle biraz sesi kısalım. Şöyle indirelim. Başarılara tıklıyoruz. Bir ödüllerim varmış, bunları alalım. Kaç bin gipim var? 276 bin gipi var. 2000'de My Club param var. Biriktirdim arkadaşlar bunları arkadaşlar. 2021'e biriktirmiştim. Zaten 2021 ve 2020 arasında hiçbir fark ben göremedim yani. Sadece şu öndeki fotoğraflar biraz değişmiş. Zaten oyunda biraz kasma var arkadaşlar. Size takımımızı göstereyim. Tabii ki değil benim takımım. Şey. Bu değilmiş lan. Bu benim maç klasmanda oynattığım sim maçlarında oynattığım takım arkadaşlar. Ben o takımı oynatıyorum. Güçsüz oyuncular koyuyorum ki rakip de güçsüz gelsin. Öyle daha güzel oluyor. Benim kaç tane takımım varmış. Şöyle takım 1 diyorum. Hep kullandığım takım. Şöyle bak, görüyorsunuz. Şöyle yedeklerimi de size göstereyim. Böyle. Diğer yedeklerde. Şöyle size bir iki şey falan göstereyim diyeyim ya da ne göstereceğim ki. Bir klasman maçı oynayacağız bu arada. Harry Kane çıktı bana. Bir tane siyah top ödülü vermiştiler. Arkadaşlar PES 2022'ye çalışıyorlar Konami. Öyle bir duyuru yaptılar. Dediler ki PES 2000, duyduğuma göre PES 2022'ye şey yapıyorlar. Daha güzel yapacaklar. Yani PES 2020 ve 21'in aynı olması sebebi bu. Yani ayın 22'sinde Box Draft gelmez. Çünkü pazartesi günleri geliyor. Perşembe olacak. Şey gelecek. Haftanın oyuncuları falan gelecek arkadaşlar. Takımlar falan gelecek. Onlar öyle top açılımı yapacak arkadaşlar. Haftaya perşembe günü top açılımı, mükemmel bir top açılımı sizi bekliyor. Mutlaka o videoyu izleyin. Ama daha yayınlanmadı. O videoyu attığımda mükemmel bir video olacak arkadaşlar. Top açılımı yapacağız arkadaşlar. Şöyle bakalım. Oo, 3300 Monaco. Başlayalım. Henüz bende yeni bir hiçbir oyuncu yok. Çünkü PES 2020'den kalan oyuncular var. Biliyorsunuz ben PES 2019'da bayağı güçlü bir takım vardı. Ben silmiştim. Konami ID'mi bile bağlamamıştım. Sevmiyordum yani o zamanlar, ama artık seviyorum. Artık kendimi çoğunlukla PES'e vereceğim arkadaşlar. Çünkü böyle daha güzel olacak arkadaşlar. Top açılımları, öyle şeyler yapacağız arkadaşlar. Çok eğleneceğiz PES'te gerçekten. Şöyle verdik ara pasımızı. Arnold. Verdi pasını. Figo. Hadi be, vuramadık. Dakika bir gol bir olacaktı. Beckenbauer. Vuramadık.
Biraz kötü oynayabilirim arkadaşlar ben çünkü fazla oynamayı bilmiyorum. Hadi be, keşke gol olsaydı ya. Abi ya şu bildirimler yüzünden çok şey oluyor abi ya, bildirim gelmesin. Bu arada şu an kasıyor. Faul yapmış. Figo pek de beğenmiyorum yani onu. Taklasını da atıyor Aubameyang. PES 2021'in ilk golünü atıyorum arkadaşlar. İşte bu. Güzel bir gol diyemeyiz. Ama gol goldür yani. Ha doğru. Bu kafaya şöyle. Alırsın, aferin Figo. Verdi pasını. Hadi be. Figo. Şöyle uzaklardan şansımız değil. Figo vurdu. Abi üstüne niye vuruyorsun lan? Figo ikinci pozisyon. Figo. Hadi be, gol zannettim. Figo ya. O gol olsaydı ne güzel. Güzel. Orada araya girdik. Roski. Verdi pasını. Kaç ana bebek var. Ama da verdi pasını. Son ilmi. Abi ya Figo nerede kaldı? Van Dijk gerçekten güzel bir defans olduğunu düşünüyorum Van Dijk. Bana faul yaptı. Ben mi faul yaptım? Uzaklardan gol atmaya çalışıyorum ben. Severim bu da uzaktan gol. Ben güzel goller çıkartıp karşınıza eğlenceli bir maç çıkarmaya çalışıyorum. Yoksa normalde olsa 3-0'da öndeydim ben şu an. O golleri kaçırdım yani. Uzaktan şut çektiklerim. Arkadaşlar normalde bak mesela normalde buradan şut çekmem. Ama abi onun çok kötü vuruyor ya. Normalde oradan şut çekmem. Ama video olduğu için bir şut çektim. Bir güzel bir gol olsun. Ve sizin karşınıza da güzel gollerle çıkayım. Şu an telefon komple kasıyor. Verdik pasımızı. Ben çok ara pas atan biriyim. Topu kendimde zaten. Ve maç ilk yarı bitiyor. İkinci yarıda görüşmek üzere. Ve İkinci yarı başlıyor. Arkadaşlar 1-0 öndeyiz. Fenerbahçe Monaco'ya karşı 1-0 öndeyiz. Alırız topu. Kafayı vur. Vurduk. Ama biz vuramadık galiba. Bilmiyorum, göremedim. Abi otomatik kaymana. Ya abi ya. Otomatik kayma hiç işime yaramıyor. Offside tuzağı yaptım. Hiç ofsayt tuzağı yapın diyor. Hiç rakip ofsayta düşmüyor lan. Abi meğer. Sen kaç. Altı balı. Aferin. Marquinhos. Verdi basını son ekleyin.
Sonra ekmeği verdi basını. Orada Thiago. Abi. Abime çok kötü gerçekten. Az önceki şutu çok kötü vurdu. Şöyle oyuncu değişiklikleri yapacağım tabii ki de. Güzel bir forvet alayım. Kaleci hadi oğlum, hadi bizde kalsın, bizde kalsın. Hadi be. Ya uzaktan şut çekecektim ben. Biliyor musunuz? Güzel bir gol aramaya çalışıyorum. Orta sahadan gibi. Zaten tam arkadaşlar artık videolarımıza tam devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi be. Abime yok ya. Videolarımıza artık tam gaz devam yapacağız ve faul. Ve oyuncu değişiklikleri yapacağım. Kim değiştireyim? Yorulan biri var mı? Hayır, buradan hiç kimseyi değiştirmeyeceğim. Her ikiyi koyalım. Dembele alalım. Ben çok kanat alıyorum. Orta savunurumda değil. Ben kanadımı güçlü olmasını sağlarım. Hurricane. Harry. İnşallah Harry'nin şutları güzeldir. Hiç denemedim. Daha yeni çıkmıştı bana. Hiç Harry'nin çıkmamıştı. Abi hayır. Abi az kalsın önümde kalıyordu be. Orada da tam şut çekmelikti. Hadi oğlum. Şimdi Durmines. Beckenbauer kafayla indirdi. Pirlo. Verdi basını Mane. Mane 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 Mane. Koşu Mane 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 Mane. Hadi Mane, hadi Mane. Harry Kane orada pas istedi. Harry Kane alamadı. Ne oldu? Offside. A foul. Hadi be. Hadi oğlum, duran top diyoruz. Sol ayaklı biri. Şöyle 90'lık Alex Tarles diye biri var. Bunu vuracağım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum, olur mu, olur, olur, olur mu? Abi ya, abi ya, hadi ya. Hadi ya. Çok şey yaptı. Abi ya, of. Çok şut çektim. Ben hep uzun pas attım lan bu maç. Cidden ha. Bir defa basmışımdır. Yani iki defa. Hadi Harry Kane. Harry Kane. Abi adamın üzerine vurma. Ya bir daha şut çekmem lan. Ama düşündüğü gibi iş yapıyorlar. Çalı yaptı. Evet arkadaşlar, bu videomuzda kazandık değil mi? Aynen kazandık. 2000 GP verdim. Şöyle arkadaşlar,
Şöyle Arsi nasıl anlatayım arkadaşlar? Takım grubu 88 oldu bu arada. Şöyle bakalım bir şey daha anlatacak bir şey var mı? Arkadaşlar anlatacak bir şey yok. Zaten frikikler her şey aynı. Sol ayaklı bir Messi lazım bize zaten. Top açılımı falan yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir sizin hatırınıza şöyle bir açılış olsun diye bir tane de sizin hatırınıza bir top açılımı yapacağım. Umarım güzel bir şey verir. Tekrar dene. Bu arada oyun çok yoğun. Tekrar dene. Aynen bu bitsin gel. Sonunda 2 dakika falan mı? Forvet mi yazsak? Hadi bir Messi'nin hatırına be. Veya Ronaldo. Ama sol ayaklı istiyorum ben. Messi'nin hatırına. Haydi hocam. Lütfen hocam. Bastır hocam. Hadi hocam. Hadi hocam. Hadi lütfen. 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 İngiltere. She's so calm, like Siyah top. Oh, siyah top. Yes, fella. Jamie Vardy. Kötü bir oyuncu istemem yani. Arkadaşlar oha ya %2,9 falan yani. O 2,9 falan değil. Bilmiyorum bu yüzde kaç. Ama o kadar %20 vardır yani. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.